Merhabalar, ben Satı Melek Serinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir havuç çorbası yaptım. Rengi, lezzeti gerçekten muhteşem. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifine geçiyorum. 4 adet orta boy havuç kullandım. Havuçlarımı yıkadım, kabuklarını soydum ve rendeden geçirdim. Hemen ocağımı açıyorum ve tencereme 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım. İlk önce yağımın erimesi için biraz bekleyeceğim. Yağımız iyice eridikten sonra 2 tepeleme yemek kaşığı unumuzu ekleyelim ve unumuzun hafif kokusu gidene kadar ve rengini de hafif atana kadar bir kavurma işlemimiz olacak. Unumun kavrulma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi hafif rengini değiştirdi. Bu etapta havucumuzu koyalım. Bu kısımda kameradan dolayı tersime geldiği için birazcık döktüm. Bu kısmı görmezden gelin lütfen. Havucumuzu koyalım. Havucumuzu koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Daha sonra da üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Tekrardan bir karıştıracağım. Ve üzerine kapak kapatıp 2 dakika bu şekilde bir sulanmasını bekleteceğim. 2 dakikanın sonunda kapağımı açıyorum ve tekrardan bir karıştırıyorum. Ve üzerine 5 su bardağı su ekleyeceğim. Bir su bardağı da önceden katmıştım. Yani 6 su bardağı su kullanmış olacağım. Suyumu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve kapağımı kıvık bir şekilde koyarak çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Ta ki havuçlarımız yumuşayana kadar. Ara ara karıştırabiliriz. Havuçlarım iyice yumuşadılar. Bu etapta 2 su bardağı da süt ekliyorum. Sütümüzü de ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım ve kapağımızı yarım kapatarak yaklaşık bir 30 dakika kaynamaya bırakacağız. Çorbamızın sütünü ekledikten sonra dakika tuttum. Tam 30 dakika kaynattım. Ocağımın altını birazcık kısıyorum ve el blenderıyla iyice çekeceğim. Çorbamı pürüzsüz hale gelene kadar iyice ezdikten sonra üzerine bir tahta kaşığı tuzumu ekliyorum. Şöyle tuzumu da erittikten sonra ocağımı kapatacağım. Çorbam yenmek için hazır olacak. Şöyle sizlere kepçeyle kıvamını gösterdikten sonra sıcak sıcak servis yapalım. Çorbamızı kaseme koydum. Yemeden önce yeşil taze dereotunuz varsa taze, yoksa kuru olarak koyabilirsiniz. Çorbayla gerçekten bütünleşiyor, lezzet olarak kesinlikle tavsiye ederim dereotunu. Hemen şöyle karıştırıp yemek için hazır. Gerçekten muhteşem bir çorba oluyor. Bugün de bir videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Denedikten sonra da fikir yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.